Merhaba arkadaşlar. Ömer Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri sizlere anlatacağım. Arkadaşlar ünlem işareti sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle ya da ibarelerin sonuna konuyor. Mesela aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Burada bir şaşma var. Bu şaşma ifade bildiren cümleden sonra ünlem işareti kullanıyoruz. Zavallı kedicik dediğimizde burada bir acıma var, değil mi? Birden karşıma çıkmasın mı? Burada soru değil, mı eki olabilir. Ama burada yine şaşma ifadesi olduğu için ünlem işareti kullanılmış. Yani bir takım duyguları ifade ediyorsanız bunlardan sonra cümle işareti, ünlem işareti kullanırsınız. Yine seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra konuluyor. Mesela Aktolgalı Beylerbeyi haykırdı, ilerle. Burada bir hitap var. Bundan sonra ünlem işareti koymuşsunuz. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Ordular, bir tek gayemiz var. Burada da yine seslenme var. Bu seslenme ifadesinden sonra ünlem işareti kullanılmış. Arkadaşlar ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir. Yani arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın dediğimde bakın burada ünlem kullanmamız gerekiyor. İstersek buraya kullanırız. İstersek cümlenin sonunda kullanırız. Çocuklar beni bir dinleyin bakalım. Bakın burada istersek çocuklar seslenmeden sonra kullanırız. İstersek en sonunda kullanırız. Bu artık size kalmış bir şey. Alay, kinaye ya da küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayrı içerisinde ünlem kullanıyoruz. Mesela bu kitabı 2 günde bitirmiş dediğimde burada inanmama, küçümseme ya da alay alma var. Ünlem işareti kullanıyoruz. Bunu da yay ayrak içerisinde kullanıyoruz. Ya da ne kadar zeki birisin sen öyle dediğimde burada zeki olmadığını aslında alay aldığımızı, küçümsediğimizi göstermek için ünlem kullanıyoruz. Bunu da yay ayrak içerisine alıyoruz. Arkadaşlar konumuz bu kadardı. Size bir sorum var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? A. O kadar çok çalışıyor ki görseniz aklınız şaşar. B. Arkadaşlar sözlerime kulak verin. C. Eyvah korktuğum başıma geldi. D. Karacaoğlan 1338-1442 bir halk ozanıdır. E. Sokağa çıkınca onu karşımda görmeyeyim mi? Cevaplarınızı videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.